Herkese Renkli Tatlar Selda'dan selamlar. Arkadaşlar bugün sizlere Tekirdağ köftesi tarifim olacak. Çok lezzetli, suyu içerisinde kalan, mangal tadında bir köfte tarifim var arkadaşlar. Çok lezzetli inanın ki. Siz daha bekletmek istemiyorum ve tarifime geçiyorum arkadaşlar. Bunun için malzemelerim 400 gram kadar dana döş kıyma kullandım. Mutlaka dana döş olmasına özen gösterin çünkü Tekirdağ köftesinin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Ee, az bir şey kuyruk yağı, kuyruk yağı sevmiyorsanız koymayabilirsiniz ama ben mutlaka koyun diyorum. Bir tane bayat ekmek içi baharatlarım limon, karbonat e, ve çekilmiş şöyle bir tane soğan ve iki diş sarımsağım var. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Şimdi öncelikle kuyruk yağını robotta şöyle çektim. Ben az bir şey kullandım, tadımlık versin diye. Bunu kıymamın üzerine koyuyorum ve bunu güzelce yoğuruyorum. Tekirdağ köftesi mutlaka iyi yoğurulması gerekiyor. Ee, buradaki püf noktalarından bir tanesi bu. Hemen baharatlarına ilave ettim. Kimyon, tuz ve karabiber birer tatlı kaşığı olarak ilave ettim. Bunları şimdi güzelce karıştırıyorum yoğuruyorum elimle. Görüyorsunuz arkadaşlar hiç yumurta falan girmiyor sıvı yağ girmiyor. Çünkü zaten kıymamız yağlı kuyruk yağ var. Ee, bunu güzelce şöyle yoğuruyorum elimle. Kıymayı e, vaktiniz varsa bir gece öncesinden yapın bu da tekirdağ köftesinin olmazsa olmazlarından e, ben sabah yoğurdum akşama pişirdim sizin vaktiniz varsa akşamdan yoğurup sabaha e, kadar bekletebilirsiniz. Burada maksat iyice güzelce yoğurmak yoğuruyoruz ve güzel dinlendiriyoruz kıymamızı. İnanın ben bu tarifi daha önce yapmadığıma çok çok pişman oldum. Bu dışarıda restoranlarda yediğiniz köftelerin birebir aynısı oluyor arkadaşlar. Mangal tadında çok güzel bir köfte oluyor. Hemen burada arkasına da e, karbonatın içerisine birkaç damla limon ilave ediyorum ve bunu kıymamın üzerine koyuyorum. Onun da arkasına şöyle suyu sıkılmış soğanlarımı ilave ettim. Zaten içinde sarımsak da vardı. İyice suyunu sıkın arkadaşlar. Suyunu koymayın acılaştırır. Bunları da koyuyorum içerisinde. Şimdi tekrardan yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi. Bu yapmış olduğum tarif arkadaşlar 4-5 kişilik bir aileye tam geliyor. kişi sayısına göre dediğim gibi fazlalaştırabilirsiniz. Böyle soğanları da koyduktan sonra soğanla ve sarımsağı tekrardan elimle yoğuruyorum. Dediğim gibi Tekirdağ köftesi mutlaka iyi yoğurulması ve iyi bekletilmesi gerekiyor o güzel lezzeti alabilmek için. Şimdi arkasına en son ekmek için de ilave ettim. Eğer hazırda ekmek içiniz yoksa bayat ekmek içi. Ekmeği tost makinasında kızartıp onu da ufalayıp koyabilirsiniz. O da çok güzel olur. Bunları tekrardan şöyle iyice yoğuruyorum. Mutlaka tarifimi deneyin diyorum arkadaşlar. Kesinlikle kendi damak zevkime çok güveniyorum. Ee, ve sizin de bu, da, bu tadı almanız istiyorum arkadaşlar mutlaka yapıp deneyin çok lezzetli bir köfte oluyor elimi şöyle soğuk su olacak ama arkadaşlar sıcak su, ılık su değil soğuk suya batırıp tekrardan elime batırıp batırıp yoğuruyorum köfteyi gördüğünüz gibi güzel bir şekle de girdi iyice top top oldu arkadaşlar kendi kıvamına geliyor yavaş yavaş. Hemen bunun üzerine ben streç folyo kapatmıştım arkadaşlar. Ee, bunu ben dediğim gibi Sabahtan yapıp akşama kadar beklettim dolapta görmüş olduğunuz gibi tam da kıvamına geldi iyice dondu şekil aldı Arkadaşlar Baharatları içindeki harcı güzelce işledi iyice içine Şimdi şekil vermeye geçiyorum dediğim gibi sizin vaktiniz varsa Akşamdan yapıp Bir gün bekletin dolapta daha da güzel olur arkadaşlar Hemen şeklimizi veriyoruz Çok aşırı büyük yapmayın köfteleri, çok aşırı küçük de yapmayın çünkü içerisinde karbonat olduğu için zaten biraz da kabaracaktır. Hemen şöyle kenarlarından şekil verip borcamın içerisine yerleştiriyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, zil sesini açıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin izlediğiniz ancak yorumlardan görüp bakabiliyorum arkadaşlar. Mutlaka yorumlarınızı eksik etmeyin diyorum ve tarifimi de yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yapınca da bana hak vereceksiniz. Evet köftelerimin hepsini bu şekilde yuvarladım. Şimdi ben bunu buzdolabına gönderdim biraz daha buzdolabında beklettim arkadaşlar hemen pişirmeye geçiyorum Bunun için döküm tava kullandım döküm tava kullanırsanız daha lezzetli olur ee, Hemen yağsız bir şekilde zaten köftelerimiz yağlı bunları güzelce diziyorum Yavaş e, orta derece ayarda arkadaşlar hızlı pişirmeyin kesinlikle çünkü dışı kızarır içi çiğ kalır bu sefer e, Mutlaka bu şekilde ağır ateşte yavaş yavaş önler kalıp pişirelim İnanın şu anda mutfağı o kadar güzel bir koku sardı ki size anlatamam arkadaşlar mangal tadında bir köfte oluyor e, yaptığınız zaman da hak vereceksiniz bana kesinlikle deneyin diyorum yani bu köfte yenmeden olmaz diyorum arkadaşlar e, hepsini şöyle arkalarını güzelce çevirerekten pişiriyorum ve içerisinde de kuyruk yağı koyduğumuz için arkadaşlar çok çok ayrı bir lezzet veriyor inanın ki. Tabi sevmeyenler için bir şey diyemem ama ben kendim sevdiğim için gerçekten çok lezzetli oldu. Bir tane daha püf noktası eklemek istiyorum. Köfteyi pişirdikten sonra hemen sıcağı sıcağına tüketmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bunun lezzetli. Aynı restoranlarda dediğim gibi sıcak sıcak yendiği zaman tadı o şekilde çıkıyor arkadaşlar. Hemen sunum e, tahtamın üzerine de alıyorum. Gerçekten çok harika bir köfte oldu. Yanına da ben zaten pilav pişirmiştim. Pilav eşliğinde sunum yapacağım. İnşallah tarifimi denersiniz, beğenirsiniz diyorum arkadaşlar. Aynı şekilde beni Instagram'dan Renkli Tatlar Selda'dan takip edebilirsiniz. Eğer tarifimi yapar, yapıp da bana resim gönderirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Bugünkü tarifim bu şekildeydi. İnşallah yapıp denersiniz. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.